Tonguç Haber bülteninden hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz gündemimiz koronavirüs. Biz de Tonguç Haber'de bugün sıkça bahsetmek zorunda kalacağız. Şimdilik bu maskeyi çıkaracağım fakat siz tedbiri asla elden bırakmayın. Kafeler, spor salonları, birçok mekan belli bir süreliğine kapatıldı bildiğiniz gibi. Şimdi önümüzde bir tatil ve sonrasında online eğitim süreci var. Peki bu tatil, bu online eğitim süreci devam edecek mi? Haberimizde görelim. Koronavirüs sebebiyle tüm Türkiye'de geniş çaplı önlemler alınıyor. Sokaklar ve caddeler bomboş. Öğrenciler eğitim ve öğretimi Milletim Bakanlığının düzenlediği uzaktan eğitim dersleriyle ve Tonguç Akademideki ev okul kampıyla devam ediyor. Milletim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada okula verilen ara uzayabilir. Uzaması durumunda da her türlü senaryoya hazırız dedi. Ayrıca LGS ve YKS ile ilgili önemli bir açıklamada bulunarak uzaktan eğitimde öğrenilen yeni konular sınavlara dahil olmayacak. LGS ve YKS'de sadece okulda işlenen konulardan sorumlu olunacak dedi. LGS'nin ertelenmesiyle ilgili karar ise önümüzdeki haftalarda Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek rapora göre belirlenecek. Bakan tercihi ertelememek sınavı zamanla yapmak dedi. Koronavirüs gelişmeleri sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir tweet paylaştı ve tweetinde okula döndüğümüz ilk gün teneffüs 40 dakika söz yazdı. Bu öğrenciler arasında da tebessümle ve mutlulukla karşılandı. Tonguç Ana Haber bülteninde bu haftanın konuğu biyoloji öğretmenimiz Seda Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günlerdir televizyonlarda, videolarda aynı şeyi konuşuyoruz. Koronavirüsü konuşuyoruz. Bir biyoloji öğretmeni olarak sizden dinlemek istiyoruz hocam. Koronavirüs biliyorsun sadece bizim ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına aldı. Virüslerle mücadele etmek diğer hastalık etkenleriyle mücadele etmekten biraz daha zor. Çünkü mesela bir hastalığa bakteri sebep olduğu zaman onu öldürecek antibiyotiklerimiz var hı hı. ama virüsler canlı mı cansız mı olduğu henüz tanımlanamamış. Bazı bilim insanlarının canlı, bazı bilim insanlarının cansız olduğunu söylediği varlıklar olduğu için henüz bunlarla ilgili tam olarak tedavilerimiz ve ilaçlarımız yok. O yüzden de mücadelemiz biraz daha zor oluyor. Her yerde bu bilgiler dönüyor aslında. Evet. Bunu yapacağız, şunu yapacağız. Hemen hemen hepimiz öğrendik bazı şeyleri. Ama e, yanlış bildiğimizde şeyler var. Sizden dinleyelim. Tam olarak ne yapmamız lazım bu süreçte? Şimdi tabii bizim de yapmamız gerekenler var. Öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaları internet ortamından olur, televizyon ortamından olur e, çok iyi takip etmemiz gerekiyor. 14 kuralımız var. Bu 14 kuralında yazan şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendimizi korumak hem de çevremizdekileri korumak Hı -hı. için e, belirtilen önlemlere, gerekli görülen durumlara dikkat etmeliyiz. Peki hocam bunların arasında en çok bahsedilen şeylerden bir tanesi misal maske takmak. Ee, bazı uzmanlar diyorlar ki işte maske takmayın e, aslında hastaysanız maske takın. Tabi hasta olup olmadığını da bilemiyoruz. E, yok yandan hava alabiliyor diyorlar bir bilgi kirliliği var aslında. Siz bu konuda ne söylersiniz? Şimdi biliyorsun ki bununla ilgili açıklamalar yapıldı. En başta hijyenimize dikkat etmek zorundayız. Özellikle elimizi, yüzümüzü çok temiz tutmamız gerekiyor. Elimizi e, bir yerlere değdirdikten sonra mesela biz devamlı şu an masanın üstündeyiz. Daha sonra bu elimizi, suratımıza, kulağımıza, Asla. ağzımıza, burnumuza götürmememiz gerekiyor. Şimdi maske konusuna da geldiğimiz zaman maskenin takılıp takılmaması ile ilgili çeşitli görüşler var dediğin evet. gibi. E, biz hijyen kuralına uyacaksak, maskeyi günlerce takmayacaksak, maskeyi tak zaman elimizle devamlı olarak onu nemlendirip dokunup evet. çıkartıp dokunup çıkartmayacaksak maske takmamıza herhangi bir sorun yok. Özellikle hasta kişiler maske takarsa etrafına yaymalarını da engellemiş oluyor. Dediğim gibi elimizi yüzümüze çok fazla getirmememiz gerekiyor. Bizim de ellerimiz tahriş oldu ama ellerimizi çok sık yıkamamız gerekiyor. Özellikle o 20 saniye kuralına uymamız gerekiyor diyeyim. Hocam şimdi öğrenci arkadaşlarımız artık evdeler bir süreliğine. Evden ders çalışacaklar. Online eğitim var. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Evde nasıl ders çalışılır? Evde çok güzel ders çalışılabilir aslında. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz bu haftayı tatil hı hı. ilan etti. Önümüzdeki haftada e, online derslere başlanacak. Uzaktan eğitime başlanacak. Biz de bununla ilgili çeşitli e, kamplar düzenledik. Nasıl daha faydalı olabiliriz diye çalışmalar yaptık. Bu hafta ortaokul gruplarımızda canlı yayınlarımız, derslerimiz başladı. Önümüzdeki haftada lise gruplarımızda derslerimiz başlayacak. Şöyle bir durum var aslında. Ben bizi izleyenlere hafiften bir... E, e, ipucu vereyim. Bu dönemler e, bazen farklı farklı şekillerde karşımıza geç, çıkabiliyor. Üniversite sınavının sistemi değişiyor. Ortaokul sınavının sistemi değişiyor. Böyle dönemlerde insanlar çok fazla derecede konuşuyorlar. Evet. Çok fazla derecede konuşulduğu zaman o konuşan grup ders çalışmadığı için geriye düşüyor. Evet. Bu durumu kafasına takmayan ya ne olacaksa olacak o sınav öyle de yapılacak, böyle de yapılacak. Ben çalışmama bakayım, yoluma bakayım diyenler inanılmaz olmaz derecede öne geçiyor. O yüzden bence biz de e, sınav şu zaman mı yapılacak, bu zaman mı yapılacak, okul açılacak mı, açılmayacak mı demeden önümüze bakmalıyız. Şu an diğer rakiplerimiz bunlarla oyalanırken biz öne geçmeliyiz. Evet. Kamp da bunun için çok büyük bir fırsat. Bu dönemleri birazcık böyle fırsat bilip e, derslerden kaytarmak e, bizim için yanlış olacak. Sonra çok daha büyük konu listesi olarak evet. e, soru olarak karşımıza gelecek. Peki hocam evde disiplinli nasıl çalışabiliriz okuldaki gibi? Şimdi evde olduğumuz zaman e, disiplini elden bırakmamak lazım. Bir kere sabahları normal okula gidiyormuş gibi erkenden kalkmak lazım. Hı hı. Normal bir programımızı oluşturacağız. Diyeceğiz ki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Benim bu hafta şu 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 konuları çalışmam evet. lazım. Daha sonra akşamüstü bu 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 konuları tekrar etmem Hı -hı. lazım. Ben bu hafta bütün gün evdeyim, dışarıya çıkmıyorum. O zaman benim haftalık şu kadar soru çözmem lazım deyip kendi hedefimizi belirleyeceğiz. Hı -hı. Daha sonra o hedefimizde yazan saatlere de uyuyacağız. Ya ben bugün geç kalkayım 12'de. Yarın erken kalkarım 8'de dersek orada bazı sıkıntılar olabiliyor. Disiplinimizi bozmazsak evet. daha başarılı olacağız. Peki hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İnşallah çok kısa süre sonra bu günleri atlatacağız ve İnşallah. hepimiz okullarımızda eğitimimize devam edeceğiz. Tonguç Ana Haber bültenine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dezenfektan kullanımının önem kazandığı bu günlerde Samsun'da liseli öğrenciler toplam 210 ton dezenfektan üretmiş ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde marketlere, eczanelere sipariş almaya başlamışlar bile. Samsun Atakum Meslek ve Teknik Lisesi adeta fabrika gibi çalışıyor. Çeşitli dezenfektan ve temizlik ürünleri üreten öğrenciler koronavirüsün Türkiye'ye gelmesi sonrası siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Okullar tatil olmasına rağmen çalışmasına ara vermeyen öğrenciler yaptıkları bu üretimle meslek liselerinin nedenle önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi gidiyoruz Adana'ya Adanalı öğrencilerin atık çöplerden ürettikleri muhteşem sanat eserlerini izleyeceğiz. Adana Seyhan Rotary Anadolu Lisesi öğrencileri atık malzemelerden sanat eserleri üretti. Lise öğrenciler pet şişeden tavus kuşu, poşetlerden panda, cam kırıklarından lösemili kadın gibi eserler ortaya çıkararak nesli tükenen hayvanlara ve mücadele edilen amansız hastalıklara dikkat çekti. Youtuber Emirhan Özhan'ı takip edenleriniz, Youtube'da sevenleriniz muhakkak vardır. Geçtiğimiz hafta iyilik akımı olarak adlandırdığı projesiyle sokaktaki işportacıların tüm tezgahını satın aldı ve izleyenleri duygulandırmayı başardı. Üstelik milyonlarca izlendi. Youtuber Emirhan Öhsan, hayırsever bir iş adamı ile birlikte ses getiren bir projeye imza attı. Oğuzhan kentin çeşitli noktalarındaki simitçilerin, çiçekçilerin, şemsiye veya yara bandı satıcılarının yanına giderek ellerinde kalan tüm malzemeleri satın aldı. Youtube'da milyonlarca tıklanan video izleyenlerin de duygulanmasına sebep oldu. Bültenimize veda etmeden önce eğer toplu taşımaya binmek zorunda kalırsak neler yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili size bilgilendirici bir video hazırladık onu izleyelim. Son günlerde en çok duyduğumuz kelime koronavirüs. Virüsün en sevdiği ortam kalabalık ve kapalı alanlar. Bu alanların başında da günde milyonlarca yolcunun seyahat ettiği toplu taşımalar geliyor. Peki toplu taşımada koronavirüsten nasıl korunacağız? Koronavirüste mikroplar bir öksürük sonrası toplu taşımadaki birçok yüzeye tutunabiliyor. Bu noktada alınacak en iyi önlem mümkün olduğunca çevreye temas etmemek ve toplu taşıma içerisinde diğer insanlardan en az 1-1,5 metre uzakta bulunmak. Dışarıya çıkarken yanımızda bulunduracağımız eldiven ve takacağımız bir maske ile önemli ölçüde koruma sağlayabiliriz. Üstelik bu virüs sahibi birinin başkasına bulaştırmaması konusunda da oldukça etkili. Ayrıca dalgınlıkla burnumuza, ağzımıza, kısacası yüz çevremize mümkün olduğunca dokunmamak gerekiyor. Öğrenciler ve yetişkinler olarak özellikle ortak kullanım alanlarında bu önlemleri alırsak virüsle başa çıkabiliriz. Unutmayın, ailenizle ve arkadaşlarınızla çıkacağınız daha birçok güzel yolculuk olacak. Fakat kısa bir süre için sabretmeli, evde vakit geçirmenin ve ders çalışmanın tadını çıkarmalısınız. Gelin bu kez el ele vermeyelim, koronavirüse karşı dayanışmamızı uzaktan ve gönül birliğiyle gösterelim. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik arkadaşlar. Diliyorum ki bir dahaki bülteni yaptığımızda koronavirüs kontrol altına alınmış olur. Ve bizler artık sağlıklı bir şekilde okullarımıza gidebiliriz. Bir sonraki bültene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.